Efendim Nurettin Nebati'nin mesajları siyasetin öncelikli gündeminde. Şimdi bir iddia var ki kulislerde Nurettin Nebati gitti gidiyor, gitmek üzere, yerine biri aranıyor diye. Asıl şimdi başlıyoruz denilebilir bu konuyla ilgili tartışmaları takibe. Efendim her sabah ağırlıklı olarak siyasileri alıyoruz. Siyasilerle şöyle bir gündem değerlendirmesi yapıyoruz ama bu sabah çok özel bir konuğumuz var. Benim için de çok önemli. Bu mesleğe başladığımda bana el vermiş bir abim, bir büyüğüm. Sedat Bozkurt'la birlikteyiz. Gazeteci, sevgili, saygıdeğer abim Sedat Bozkurt. Abi hoş geldin. Merhabalar, hoş bulduk. Sağ olasın. Teşekkür ediyorum. Sen o saçları boşuna ağartmadın. Yani bunları onun için söyledim yani. Tabii. Memleket ağarttı ya. Çok memnun değilim ama öyle söyleyeyim. Siyah kalmasını tercih ederdim. Yani beyaz yakışıyor da keşke siyah kalsaydı. Sen de biraz onları muhafaza et. Yok edemiyoruz ama yani şu hale, şu ortama baktığımızda muhafaza etmek mümkün mü? Mümkün değil. Ya ben birkaç sene önce mesela siyahtı, daha fazla siyahtı ya da. Aniden oluyor zaten bu işler. Yani mevcutu muhafaza etmek lazım. Hani rengine bakmadan söylüyorum. Gerçekten saçını başını saç baş yolunacak günler yaşıyoruz. O yüzden kısa, erkekler biraz daha avantajlı, kısa olduğu için çok yolamıyoruz ama kendi kendine düşüyorlar bu sefer. Şimdi Sedat abi çok şey konuşuruz da, yani genel olarak şimdi sen yıllardır Türkiye'yi çok yakından takip ettin. Ekonomisini, siyasetini, dış politikasını, yani her başlığı çok böyle derinlemesine analiz de ettin, takip de ettin de asıl şimdi mi başlıyoruz? Ya hani iyi bir şey söyledin. Ben de onu devam ettireyim. Yıllardır içinde yaşadığımız, gazeteci olarak takip ettiğimiz, hani kılcal damarlarına kadar hakim olduğunu söylediğimiz memleket bu memleket mi çok emin değilim. Hani her gün yeni bir memlekete uyanıyoruz. O yüzden hani daha önceki deneyimlerimiz, daha önceki tanıklıklarımız bugün anlatmak için yeterli olmuyor. Gerçekten acayip bir dönemden yaşıyoruz ama böyle gitmez. Yani niye gitmez? Şöyle, hani siyasetçiler çok cümleleri kuruyorlardır. Hani ben bütün siyasi kimliklerden bağımsız olarak şunu söyleyeyim. Hani Türkiye çok sıradan bir ülke değildi. Nitekim bir yıl önce başka bir şey konuşuyorduk. Bu sene başka bir şey konuşuyoruz. Bir yıl sonra başka bir şey konuşacağız. Dönecek. Bu iş dönecek. Yani hani bir model olarak, siyasi model olarak bir Türkmenistan öngörüyorlar. Umutları öyle. Hatta bir Rusya, işte Putin üzerinden bir öykülenme de var ona. Hani onların oligarkları, bizim beşli onlu çetelerimiz mevcutu zaten. Onlar da finanse ediyorlar siyaseti bir taraftan. Ama sokaktaki insanı kimliklerinden bağımsız ikna edemediler. 2017'den beri ikna edemediler. Bakın referandumdur benim miladım. İşte bu anayasal düzenle derdi olan İslamcısı, komünisti kim varsa bu anayasal düzene gelen daha kötü olduğu için sahip çıktılar. Ve o %50'lik, hani 49'a 51 falan diyorlar ama işte mühürsüz oydu, şuydu, buydu, meşru bir şey değil. Yani onun sonuçları itibariyle söylüyorum. 2017 referandumu, yani Cumhurbaşkanlığı sistemine geçilen referandum tartışmalı bir referandum. Muazzalıdır yani hukuki terminolojiyle söylediğimiz zaman. Çünkü yasa çok açık olmasına rağmen işte mühürsüz oylar sayım anında hem de geçerli sayıldı. Bu pratikten habersiz, bu uygulamadan habersiz dünyanın herhangi bir hukuk fakültesine bunu konu olarak götürseniz ve öğrencilerin tartışmasını isteseniz bunu hukuki olarak doğrudur diye savunacak öğrenci bulamazsınız. Kimse tartışmaz. Tartışmaz. Mühür yoksa zaten oy da yoktur yasa zaten. Yasa böyle. Hüküm çok da açık yani. Yani mühürsüz oylar geçersizdir. Nokta. Yani kime basıldığı, ne olduğu hiç, tartışılmaz. Hiç mesele değil. Yani hani sandığa mühürsüz girdi, mühürsüz çıktı. Sandığa girmesi yeterli olmaz. Mühürlü olması gibi bir koşulu var onun zaten. Şekli bir şey var çünkü. Tabii şekli bir şey. Çok net. Yani zarfın açtığı zaman, içinden oy çıkmadığı zaman neyse, o zarfın göreceği muamele, burada da göreceği muamele budur. O günden bugüne kadar o kitleyi örneğin çözemedi. O kitleyi ikna edemedi. Tam tersi, o kitle giderek büyüyor. Yani bugün Türkiye'ye baktığınız zaman 30'a 70'lik bir şey var. Öyle bir makas açıldı mı? Açıldı. Yani 52, 48, 53, 47 falan yok, diye konuşulurken. Şimdi burada bir, yani Recep Tayyip Erdoğan'ın hala konsolide ettiği, üzerlerinde etkisini sürdürdüğü bir 30'luk kitle var. Yanında MHP'yi alarak yapıyor burada. Hani bunu neye göre söylüyorum? Bunu ölçümlere göre söylüyorum. Anket şirketleri bunu söylüyor. Bir de Recep Tayyip Erdoğan'a ne olursa olsun ya da AK Parti iktidarını onaylamayan %70'lik bir kitle var. Bu %70'lik kitle şu değil. Muhalefet
bileşenleri ya da muhalefeti tek başına temsil etme yeteneği olan parti kimse, gideriz ona gözümüz kapalı oy veririz değil. Sandığa gitmeyiz, oy vermeyiz, geçerse oy kullanırız, işte çok küçük parti vardır, biz onun destekçisiyiz falan. Ama sonuçta %70, yani bu ülke coğrafyasının bütün olarak bir bütün olarak Recep Tayyip Erdoğan'dan siyasete ya da politik olarak hoşlanmıyor, yaptıklarını onaylamıyor. Ama şimdi asıl şimdi başlıyoruz. Yani bir hazırlığı tamamladık. Yani niye hoşlanmasınlar? Mahir Ünal öyle söyledi. Yani bu bir hazırlıktı. Şimdi artık koro halinde saçmalamaya başladılar. Yani gerçekten böyle hani tekil tekil eskiden saçmalıyorlardı. Gülüp geçiyorduk falan. Karikatürize bir tipti. Şimdi hani böyle siyasi tahlili ciddi yapmakta da sıkıntı çekiyoruz. Bu hafta onu yazmaya çalışacağım. Bir sarayın ruh halini yazmaya çalışıyorum. Çünkü gidip teke tek görüşen insanlardan aldığım bilgiler var. Çok vahim. Gerçekten. Gerçekten vahim. Öyle böyle değil. Yani siyasi çevreler hani analiz yapıyor ya, işte kapattılar kendilerini, dışarıyı görmüyorlar. Bunlar başka bir dünyada yaşıyorlar. Farkındalıklarını yitirdiler falan derken, hem analiz yeteneklerini hem de ne olup ne bittiğini de mi artık bir süzgeçten geçirme durumları kalmadı? Çok şaşırmış gördüm seni ama evet öyle. Tabii hani bir şeye sarılmak hala istiyorsun. Olmaması gerekir diyorsun. Siyaset çünkü ayakları yere basan bir şeydir. Yani verilen mesaj da, şimdi ben senin gözünün içindeki ışıltıya bakıyorum. Beni çok sevdiğinden kaynaklı bir ışıltı görüyorum ama hani ben ekonomiden sorumlu bakan değilim. Hazine Bakanı değilim. Ya gerçekten. Hani benim o gözlerimin içinden bir ekonomik tahlil çıkmaz. Bir ekonomik verileri değerlendirebileceğim bir yapı çıkmaz ama gerçekten öyle bir kopukluk söz konusu. Hani bunu açıklamalarda görüyoruz. Yani bir hayat pahalılığı olduğunu, hayat pahalılığı olduğuna ilişkin ve sokakta buna ilişkin itirazlar bulunduğunu 2 senede kabul ettirebildik. Kabul ettirebildiğimiz nokta da şu: tüm dünya yaşıyor, biz de yaşıyoruz. Hani ama eskisi gibi değil gibi bir nokta. Bunun ilk işaret fişeğini Temel Karamollaoğlu vermişti. Şöyle bir detay vereyim. Çünkü Temel Karamollaoğlu Milli Görüş'te siyaset yapan, hatta Milli Görüş'ün şu günkü lideri. Milli Görüş'te gazeteci Milli Görüş'ü temsil etme ya da oradaki bir mesele hakkında söz söyleme yetkisine sahip kişilere bile, herhangi bir gazeteci soru sorduğu zaman, adını sorduğu zaman söylemekte sıkıntı çekerler. Çok kapalıdır ve kolay kolay kendilerine özel yaptıkları görüşmelerden bilgi aktarmazlar. Temel Karamollaoğlu saraya gitti, 3 saatlik bir görüşme yaptı, çıktı. Ertesi gün işte gazete duvardan Nergis arkadaşımıza açıklamalarda bulundu. Açıklamalar bir feryat figandı. Yani müthiş bir kopukluk olduğunu üstüne basa basa ve çok netlikle. Ben o dönem işte Saadet Partisi'ndeki yöneticilerle de konuştum. Yani dedim, başkanlık divanında, özel toplantıda size bile açıklamayacağı netlikte bir takım şeyler söyledi. Çünkü niye? Panik halinde. Yani ülkeyi nasıl bir aklın, nasıl bir mantığın, nasıl bir ruh halinin yönettiğini insanlarla paylaşma ihtiyacı duydu. Bu Milli Görüş geleneğinden gelen. Kol kırılsa da yen içinde kalır. Demedi. Farklı partiler olsak bile sonuçta çıktığımız kaynak aynı. Hiç değilse biz sohbeti kendi içimizde yaparız. Yanlışımızı falan paylaşırız da kamuoyuna aktarılmaz gerçekten. Yapmazdı onlar. Tabii o gelenek. Bu çok farklı bir analiz oldu. Analiz işaret fişeği oldu. Yani halktan, sokaktan, yaşananlardan kopuk bir cumhurbaşkanı profilinin sarayda olduğunu söyledi. Şimdi ben bunu birazcık daha geliştirdim, birazcık daha detaylandırdım. Yani bir kopukluk var. Bu kopukluk şöyle, işte geçenlerde söylemişti galiba grup başkan vekillerinden, AK Parti'nin grup başkan vekillerinden bir tanesi bir televizyon programında. Çünkü sıkıntı biraz da şöyle oluyor. Televizyon programları konferans gibi oluyor. Karşısında soru soracak kimse yok. Gazeteci soru sorar. Gazeteci şüphelidir. Gazeteci çok zor ikna olur. Çünkü niye? Sorularını kamuoyu adına, halk adına sorar. Yani halkı ikna edecek cevaplar alana kadar, çünkü halkı tekil olarak temsil etme yeteneği vardır. O yüzden dördüncü güç adına siyasal sistemlerde görev yapar gazeteci. Karşınızdaki konferans ve sizin kendi propagandanızı yapmanız için bir zemin hazırlamak üzere oluşturulmuş bir ortam. Oralarda yapılana gazetecilik falan da dememek lazım. O yayın kuruluşlarını ben gazetecilik yapılan yayın kuruluşları olarak da değerlendirmiyorum zaten. Ya hani, sorular öyle bir geliyor ki önce bir propagandasıyla başlıyor yani. Tabii işte. Tabii soru bile değil işte. Uçakta sorulanlara da bakıyorsunuz. Bunların tamam yani, örneğin şu soruyu gazeteci karşısında cumhurbaşkanı bulduğu zaman sorması lazım.
Ya bir gün önce doktorlar için giderlerse gitsinler dediniz. Ertesi gün gitmemeleri gerektiğine ilişkin cümleler kurdunuz. Niye diye soru. Bu soru sorulmalıdır. Şimdi bu soruyla muhatap olmadığı zaman siyasetçi, biraz önce söylediğimiz gibi, her gün yeni bir siyasi formatla hayata başlıyor. Ama Sedat abi, mesela kurmayları da Sayın Erdoğan'ın o söylemini çok normalleştirip çok sade bir halk dilidir. Ya kendine ait de bir işte üslubu vardır Sayın Cumhurbaşkanımız diye. Bu üslup değil ama bu içerik. İçerik işte yani. Savunma mekanizması ya da toparlama ya, çabası içerisine giriyor. Savaş, burada sen 3 saat konuşuyorsun. Bunları sen yapabilirsin. Senin konuştukların ya da bir gün söyleyip bir gün farklı şeyler söylemen sokaktaki insanın hayatını etkilemez. Siz ülke yönetiyorsunuz. Ve yönettiğiniz ülke zor yönetilebilir bir ülke. Coğrafyası itibariyle de söylüyorum. Kendi iç dinamikleri itibariyle de söylüyorum. Yani sizin ağzınızdan çıkacak bir cümleyi 3 kere düşünmeniz lazım. Ve bu ülkeyi bir arada tutmak gibi bir zorunluluğunuz var sizin. Yani çok kolay işler değil bu işler. Yani bu ülkeyi yönetmenin zor olduğunu şuradan söyleyeyim. Hani bu coğrafyaya ait bir laftır bu. İktidar, yani iktidar yıpratıcıdır. Türkiye'deki iktidarlar için söylüyorum, mutlak iktidar daha fazla yıpratıcıdır. 20 yıldır tek başınıza siz mutlak bir iktidarsınız. Ve geldiğiniz nokta, işte sen girerken söyledin, 19 yıllık bir hazırlık döneminden geldik diyorsunuz. Şimdi bu, o AK Parti'nin grup başkan vekilini tam orada kalmıştık, onu ben anlatarak bir bilgi notu olarak vereyim. Hani işte eskiden Almanya'da 150 euroya dolan file... Akbaşoğlu matematiği. Akbaşoğlu matematiği 750 euroya dolmaya başladı. İşte orada da enflasyon %7, 7 misli arttı falan diye bir mantık ortaya koydu değil mi? Bununla ilgili bir sürü karikatür yayınladı. Hepimiz güldük geçtik. Sarayda grup başkan vekilleriyle yapılan toplantıda diğer grup başkan vekillerine örnek verilmiş bir açıklamadır bu. O 150 euro tabii, ve bunun kadar olamadınız. Akbaşoğlu gibi bu dönemi savunamadınız diye diğer grup başkan vekillerine bir eleştiri gelmiş. Berat Albayrak için de böyle örnekler verildiği saraydan duyuluyordu Ankara'da. Yani senle ikili sohbetlerimizde yani işte Berat Albayrak Maliye ve Hazine Bakanlığı döneminde en iyi performansı gösteren, iyi ki Albayrak var tabii, denildiğini tabii. Duyduğumuz zamanlardı. Demek ki o zaman gerçekten bir kopukluk, bir işte olayın satış noktası belki de. Sayın Cumhurbaşkanı dedi ya, halka anlatamıyorsunuz, satamıyorsunuz yaptıklarımızı. Ama satışın hala, da bir hala doğrusu... söylüyor bunu. Hala söylüyor bunu. Tabii Berat Albayrak'taki şey şuydu. Yani örneğin iyi ki bu dönem Berat Albayrak'ı ekonominin başına getirmişiz, çok iyi işler yapıyor. Ama anlatmakta biraz sıkıntılarımız var diye cümleler kuruyordu. O kadar iyiyse, performans da süperse niye bugün bir Hazine ve Maliye Bakanı'nda gerçekten söyledikleri ekonomik olarak değerlendirmeyen, tam tersi mizah konusu olan bir bakan var? Niye Berat Albayrak yok? Ve Berat Albayrak hala kırgın kayınpederine. Yazdığı kitapta da kayınpederinden cümle söz etmemesinin nedeni odur. Oysa ki sizi bakan koltuğuna kadar getiren bir irade. Girişte hani eşinize, çocuklarınıza teşekkür edebilirsiniz ama o kitabı yazmanıza neden olan insanı da hani burası çok köşesinden önemli dediğiniz kürsüyü size veren kişi. Önsüzünde bile değinebilirdiniz ben yani. Ben okumadım, bilmiyorum. Sen de bir okudun. Bana da PDF olarak göndermişler. Hani şöyle bir ön sözüne baktım. Geri kalan kısmını okuyup okumakla gittim neresi geldim. Çok önemli acaba? Hayır, şimdi dedim nasıl olsa bizim çok cevval arkadaşlarımız da var. Bu ekonomide yeteneği de olan. Onlar ufak ufak paylaşırlar. Biz de Erdoğan bari bir özet önümüze gelir. Okumuyoruz, özetini getiriyor arkadaşlar diye. Valla ben sosyal medyadan bir fenomen isim bir bölümünden örnek vermiş. Öğrencilik yıllarını anlatıyor Berat Albayrak. Orada da diyor ki üniversite öğrencisiyim, özel ders veriyorum bir iki lise öğrencisine, ortaokul öğrencisine. Orada biriktirdiğim parayla o zamanın 4 yaşında, 5 yaşında en küçük arabalardan birini aldım. Üniversite öğrencisi para biriktirip araba alabilecek bir eski Türkiye modelini anlatıyor. Ya şimdi hani neresinden bakmak lazım? Benim mecliste hukuk müşaviri arkadaşım vardı. O dönem aynı arabaya biniyordu. Hukuk müşaviriydi arkadaşım. Aynı 4 yaşında bir araba almaya kalksana. Hele üniversite öğrencisi. Dün söyledim ben. Dedim ki üniversite öğrencisi özel ders vererek minibüsün parasını karşılayamaz artık. Tabii. O duruma geldik. Yani. Ya, biz de üniversitelerde okuduk. Gökten zembille inmedik buraya. Arkadaşlarım işte Gazi Üniversitesi'nde okuyordum. Emekliydi. Kızılay'a kadar gelebilecek kadar paraları vardı. Kızılay'dan emeğe kadar yürüyorlardı. Ve bizim kendimize ait bir yemekhanemiz olduğu için söylüyorum.
Kişi başı her yerde yarım ekmek düşerse bizde 1,5 ekmek düşüyordu. Çünkü arkadaşlar tek öğün yemek yemek zorunda kalıyorlardı. Yani 80'lerin ortasından söz ediyorum ben. Hani bir 10 yıl daha ileriye gittiğimizde tabii ki ülke durmuyor. Tüm dünyada ekonomik gelişmeler yaşanıyor. Onun yansıması sizin ülkenize de oluyor. Bir öğrencinin, bir üniversite öğrencisinin özel ders vererek o günün koşullarında öyle bir arabaya sahip olması teknik olarak mümkün değil. Ama bunlar aynı ekonomi yönettikleri gibi bu işi formüle ettilerse, yani ekonomi bilimine ya da matematik, ekonomi sonuçta bilimdir. Yani matematikle ekonomi yürür. Matematiği oradan adınız zaman geriye bir şey kalmaz. Nasıl bir matematikle, nasıl bir ekonomiyle arabaya sahip olmuşlar, bunun kitabını yazsalar aslında daha çok satarlar. Peki şimdi şöyle bir seçim kanununa bakalım mı? Hazır komisyondan geçti. Yani genel kurula gelecek. Genel kurulda da itirazlar olacaktır falan ama aritmetiğe baktığımızda eğer ki işte Cumhur İttifakı bir şey araya sıkıştırmazsa bu haliyle geçecek. Bu seçim kanununun geçmesi durumunda ne olabilir, ne olmaz? İktidarın beklentisi ne bu kanundan? Ya şimdi şöyle bir konuşalım. Birkaç tane seçim yaşadık. O yaşadığımız seçimlerde muhtelif sorunlar yaşamış olsaydık ve o sorunları ortadan kaldırmak için bir yasa çalışması yapmış olsaydılar, biz burada bir seçim yasasını konuşuyor olmazdık. Nitekim 19 yılda 190 hükmü maddesi değişmiş seçim yasasının. Topu topu 66 maddeden oluşuyor. 14 de geçiş maddesi var. Bu hafta yazdığım için biliyorum. Şimdi siyasi iktidarlar sıkıştıkları zaman oyun, yani seçmeni sandığa gelene kadar, oyunu kullanana kadar süreçte ikna edemedikleri için sandığa giren oyla değil, sandıktan çıkan oyla seçimi kazanmak isterler. Yani o nasıl olur? İşte sandıktan çıkacak oyu koyacaklar bir köşeye. İşte Savaş ne kadar almış, Sedat ne kadar almış. Aradaki farkı nasıl kapatabiliriz? Ya da işte Savaş'ın aldığı oyları nasıl ekarte ederek kendi oyumuzu daha kıymetli hale getirebiliriz? Bu ilk kez başımıza gelmiyor. Bu 1946, yani çok partili seçimin ilk geçildiği günden bugüne kadar iktidarların dönem dönem, yani oy kaybetmeye başladıkları dönemde başvurdukları bir yöntem. Örnekleri de var. İşte 46'da CHP kazandı mı? Kazandı. Ondan sonra da tekrar kazanabilmek için muhtelif seçim yasasında değişiklikler yaptı ama 50'de hezimete uğradı. Yani öyle böyle hezimete uğramadı. 50 yılında Demokrat Parti yaptı. 57 yılında yaptığıyla seçimi kazandı ama ondan sonra kendi yok oldu gitti. ANAP yaptı 87 yılında. 87 yılında yaptığı şeyle iktidarını devam ettirdi. Ama ondan sonra ne parti kaldı ne iktidar kaldı. 2 yıl sonra yerel seçimlerde o zamanki ANAP Genel Başkanı Mehmet Keçeciler'in tabiriyle üzerinden silindir geçti. Yani seçim yasasıyla yaptığınız meseleler her zaman iktidarın ayağına dolanıyor. Şimdi de dolanacaktır muhtemelen. Çünkü seçim yasası yapmak için 2 sene önce yola çıktı iktidar bileşenleri, MHP ile AK Parti. Böyle bir seçim yasası öngörmüyorlardı muhtemelen. İkisine avantajlı olabilecek bir yani düzenleme. Yani nereden ihtiyaç hasıl oldu da? İşte kendilerini kurtaracak bir şey. Yani niyet i̇şte olarak. Barajı düşürelim, ben oradan baraj sorunu yaşamayayım. Psikolojik olarak o da MHP'nin talebiydi ama %7 kurtarması mı o da tartışmalı. Öyle mi, yetmiyor mu MHP'ye? Yani tablo onu gösteriyor. Şimdi hani gene anket elimize değerlendirebileceğimiz veriler sokaktaki anket yapan anket firmalarından geliyor. Yani güvenilirlikleri, güvenilmezlikleri bir tartışma. Sokakta yanıt veren insanlara da ne kadar güvenirsiniz o da başka bir tartışma ama onları konuşmak zorundayız. Biz başka ne konuşacağız? Şimdi bu 2 yıldır bir çalışma yapıyorlardı 2 tane parti ayrı ayrı olan. Şimdi AK Parti'nin işine yarayan o daraltılmış bölge MHP'nin işine yaramıyor. MHP'nin işine yarayan, AK Parti'nin işine yaramıyor ve aynı zamanda ikisinin kırmızı çizgisi olan HDP'nin işine yarıyor. Şimdi bu bir çıkmaz. Bunun içinden kalkamadılar. Ne yapalım, nasıl yapalım? İçinde ufak da cinlikler barındıran bir düzenlemeyle geldiler. Yani bu düzenleme bir tek küsuratlar üzerinden seçim sonuçlarını, daha doğrusu kendilerinin yasal hale getirdikleri ittifakları şimdi fiili olarak ortadan kaldıracak bir düzenleme getirdiler. Adını söyleyemiyorlar çünkü biz ittifak modellerinden rahatsız olduk. Bunların bir araya gelmeleri ve birlikte senkronize çalışmaları... Öyle bir düşünceleri yoktu. Ya nasıl olsa gelemezler diye. Evet. Ama o kırıldı. Sayın Kılıçdaroğlu'nun yoğun bir çabasıyla kırıldı. Şimdi yani, başka bir şey başladı. Tabii Kılıçdaroğlu'nun direksiyona geçmesiyle, çok daha iyi yönetmesiyle orayı, öbür partilerin katkısını da hiç küçümsemek lazım. En son katılanlar da dahil, Davutoğlu, Ali Babacan da dahil. Şimdi senkronize bir şekilde işleyen bir şey var hatta, yani geldikleri noktayı biraz sonra anlatırız. Şimdi bunu öngörmüyorlardı. Hani buralarda bir şey yapabilirim. Direkt hedefledikleri, ya bu değişiklikle hedefledikleri Millet İttifakı'nda bir sorun yaratmak, aralarında açığı ortaya koymak ve birlikte çalışabilmelerini engelleyebilmek. Yoksa küsuratlar gerçekten 6 parti kendi
amblemiyle girerse, altı partinin küsuratıyla, öbür tarafta Cumhur İttifakı'nda iki parti olacağını varsayarak söylüyorum, iki partinin küsuratları her türlü koşulda farklı olacaktır. Yani 50 bin oyla bir milletvekili seçiliyorsa, işte CHP 53 aldıysa 3 bin küsurat buradan çıkacak. 2 bin İYİ Parti'den çıkacak. Bu artık de, oy dediklerimiz. Tabii. Artık onların hepsi zayi olacak. Yani bir işe yaramayacak. Eskiden birleşiyorlardı. Birleşiyordu ve partiye fayda sağlıyordu. Bir milletvekiline neden oluyordu. Nitekim hesaplamalarını yapıyorlar. 20 küsur milletvekili sayısına ulaşabiliyormuş bu küsuratlardan elde ettiğiniz milletvekili. Karşı tarafta iki şey var. Şimdi hani çok sıkışırlarsa o konjonktüre girildiği zaman, hani seçim ne zaman yapılır? Bir de şu var tabii ki, hani seçim yasasını bu ay getirdiler, bir an önce de çıkarıyorlar ki hani şöyle şöyle bir algı yapıyorlar. Hani bir yıl boyunca seçim yapılmayacak. Çünkü niye? Seçim yasası değişik yapıldı. Bu algı, bu doğru değil. Yani bir yıl içinde yapılacak seçimlerde bu yeni getirilen yasanın değiştirilen hükümleri uygulanamaz. Eski yasa, eskiyle yarın bir ay sonra da gidersiniz, iki ay sonra da gidersiniz. Böyle bir koşul yok. Yani %10 barajı olur, %7 yerine. Çünkü yenisi %7'ye düşürüyor o baraj limitini. Şimdi buradan %7 örneğin MHP, yani kendisini de muhafaza etmek için %7'ye, niye %5 değil, niye %4 değil de, %2 değil de, %7? Çünkü baraj anlamını yitiriyor ittifak, halen geçerli. Yani ittifak yapabiliyorsunuz, ittifak yaptığınız sürece barajın bir anlamı yok. İkisiniz birleştiğiniz zaman seçim bölgelerindeki... Ama Sedat abi şöyle bir şey yok mu? %7 diye bir baraj koyduğunuzda 4-5, acaba 4-5'i alabilecek bir Davutoğlu performansı, 4-5'i alabilecek bir Babacan performansı, hani ittifaklarda bir anlamı kalmıyorsa bile, en azından işte bir Numan Kurtulmuş Has Parti örneği vardı yani. Tek tabii. Başına %4'ü, 4.5'ü buldular. 5.75'ti. Şimdi benzer bir şeyle karşılaşma olasılığını i̇şte bu, da bertaraf etmek için 7'de tutma. Ama bu ittifak modeli hala işliyor yani. İttifakları imkansız hale getirseniz olacak bu. Yani yapabilirdiniz onu da. Önünüzde bir engel yok. Parlamentoda çoğunluğunuz da var zaten. Ya bu yasal düzenlemeleri yapmakta seçim yasası sonuç var. Yasa. Tabii. Hani anayasa gerekmiyor yani. Her şeyi yapabilirsiniz. Yani şunu da söyleyebilirdiniz. Seçim barajını 15'e çıkardım diyebilirsiniz. MHP'yi de alırdınız, listelerinizden gösterirdiniz. MHP de buna hayır demezdik. Ben halen ittifak modeli üzerinden, gel ki Semih Yalçın Hoca kızıyor ama MHP'li isimlerin çok rahat AK Partili listelerde gösterilebileceğini düşünüyorum. Yani bunu niye söylüyorum? Çünkü AK Parti iyice MHP'ye benzedi. Aralarında fark kalmadı ve birlikte hareket ediyorlar. Yani seçmeni ikna etmek için ekstra bir çaba harcamak zorunda değiller. Yani AK Parti listelerinde bir de MHP'nin bugünkü sayısı kadar milletvekilini garantiyere koydukları zaman MHP'de hiç kimse itiraz etmez buna. Ve bu MHP için de bir başarıdır aslında. Yani süper başarıdır. Varlığını muhafaza ediyorsun siyaset yapmadan. Nicelik olarak da, nitelik olarak da devam ettiriyorsun. Devam ettiriyorsun varlığını. Bir MHP diye bir parti var. İşte parlamentoda 50 milletvekili temsil ediliyor. Normalde seçimle elde edilemeyecek bir başarıdır. Şu günkü politik görüntü itibariyle söylüyorum. Çünkü hani MHP bir siyasetsizlik sergiliyor. Her salı günü Devlet Bahçeli çıkıyor, bir takım yerler kapatılsın diyor. İşte tabii Türk Tabipleri Birliği kapatılsın, HDP kapatılsın, Anayasa Mahkeme kapatılsın. Yani işsizlik var, güçsüzlük var, hayat pahalılığı var. Bunlara ilişkin bir vaadi, bir tespiti bile olmayan bir siyasi yapı var karşınızda. Yani son dönemlerde bir dönem Recep Tayyip Erdoğan'a karşıydı. Şimdi Recep Tayyip Erdoğan'a karşı olanlara karşı. Tek siyaseti bunun üzerine kurgulamış. Bir de tabii Cumhur İttifakı'nın avantajı şu, hani bir ittifak modeli oluştururlarsa MHP ile kendi listelerinde. Sonuçta bu işe karar verecek iki kişi. Yani bir parti organlarına gibi parti tabii, organlarına gidelim. Tabii. Orada ortalık bir ayağa kalksın yok. Yani kıyamet kopar oralarda. İsimler geldi. İki bitti. Kişi imzayı attı. Bitti. Tabii. Yani o kadar rafine ki orada böyle yönetim. Örneğin AK Parti'nin Cumhurbaşkanı adayı belli değil ama MHP'nin Cumhurbaşkanı adayı belli. Sayın Erdoğan. Bitti. Yani AKP genel merkezinden ya da AKP cephesinden Sayın Erdoğan adayımız ya da yani zaten doğal adayımız canım, söyleme gereği diye bir şey olsa da olmasa da duymadık. Yani. Ay bunda başka kim olabilir ki diyordur büyük olasılıkla AKP cephesi de. Bu da bir ara başlık aslında. Önemli bir başlık. Yani Erdoğan adayı olup olmayacağına ilişkin bir... Öyle mi? Bir ihtimal söz konusu olabilir mi? Ya Erdoğan seçim odaklı bir siyasi lider ve bütün algoritması seçim kazanmaya yönelik. Kaybedeceği bir seçime girmez mi? Tablo ortada. Yani yok, döndüremiyor. Yani ne yaparsa yapsın döndüremiyor. Yoksa döndürebilme ihtimalini, imkanını yakalasa hemen 3 gün sonra seçim kararı alır.
Hani seçimle oraya oturmak zorunda Erdoğan. Hani o hani höt höt diyor işte liderlere bağırıyor, herkese bağırıyor, çağırıyor. Onları yaparken motivasyonu ve meşruluk kaynağı seçimle o koltuğa oturmuş olması. Yani anayasayı tanıyor, tanımıyor, işte... Ama sonuçta sandığa geliyor. Sandığa geliyor. Tabii, diyor tabii, ki sandıkta tabii, hesabı tabii, verdim ben deyip bir oradan çıkabiliyor. Ya, demokratik bir yöntemle ben bu koltuğa oturdum. Hesabı da verdim tabii, diyor hatta. Yurt dışındaki kabulü de bu. Yani seçimle o koltuğa oturmuş olmasa, örneğin şu Ukrayna-Rusya meselesinde bile sadece güvenlik meselesi yüzünden Türkiye ile bir ittifak işbirliği götürüyorlar. Hani kopmuş olan ilişkileri tekrar güvenlik üzerinden kuruyorlar. Burası da önemli. Hani eskisi gibi böyle bir siyasi, politik, güvene dayalı ya da birlikteymiş gibi hareket eden bir birliktelik değil. Dönemsel olarak Ukrayna ile Rusya arasında yaşanan, işte Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesiyle adını koyarak söyleyelim, oluşan o gerginlik ya da güvenlik nedeniyle Türkiye bu dönem muhatap. Başka bir muhatabiyet yok. Yani eskisi gibi AB süreci, hani bir AB üyesi, AB aday. Yani bu Hollanda'nın gelmesi, işte Almanya'nın gelmesi sadece yine bir kendi hassasiyet ve endişelerinden kaynaklı güvenlikle beraber ya Türkiye'yi bir şöyle bir yanımıza alalım ya da Türkiye'nin pozisyonunu da bir noktaya taşıyalım hissiyatıyla ya da manevrasıyla. Bravo, tam da o. Çünkü jeopolitik coğrafyadan kaynaklanan bir önemden bize dolayı. Bize gelmeden önce orada bir halletsinler. Tabii. Tıpkı sığınmacılar hallettikleri aynen, gibi. Aynen. Bir de yani coğrafyadan kaynaklanan bir önem. Yani hani AK Partililer şöyle bir şey propaganda yapıyorlar işte güçlü liderin önemi. İkinci Dünya Savaşı'nda da bu ülkede bir lider vardı. Önemli olan coğrafyaydı. O dönemki lider güçsüz müydü? Yani savaşa sokmadı. Müthiş bir manevrayla. Yani evet. Tüm dünyanın müdahale dünya olduğu. Savaşa gir tabii, dediği halde yani Nazi Almanya'sı da gir tabii, derken müthiş. İşte Amerika'sı da İngiltere'si sen derken. Biraz önce Lozan anlatıyordun. Hmm. Yani Lozan müthiş bir diplomatik başarı ölçüsüdür. İkinci Dünya Savaşı'na girmeme meselesi de. Yani Almanya ile tamam merak etmeyin sizin yanınızda gireceğiz diyorsun ama öbür taraftan da aynı şekilde Rusya'yla da bir idare sanatı var ortada yani. Ve şey bittiği zaman da tarafsız kalmıyorsun. Yenen taraftan savaşa dahil oluyorsun. Savaş bittikten sonra da. Ya bunların hepsi bir ne demek lazım? Bir yetenek, bir zeka. Sadece ben güçlüyüm, işte herkes beni böyle kabul ediyor. Coğrafyandan kaynaklanan ve sana bu nedenle önemli. Tekin ben değil orada aslında. Yani tabii değil. Bütünü çünkü düşünerek, savaşa girmenin nasıl bir maliyeti olacağını bilerek aslında tek adam bütün için bir karar adamlar veriyor. Adamlar zaten cepheden gelmişler. Savaşın maliyetini onlara anlatmaya gerek yok. Lozan'da buna rağmen yani Lozan'da anlaşamasalar döndükleri zaman savaşacak ordunuz yok, takatınız yok. Ama buna rağmen bir çizmeyi giyiyorum abi diyebiliyor tabii, yani. Tabii yarım bırakıyor gidiyor ve o günün koşullarında psikolojik olarak düşünün. Yani İsmet İnönü bir ulusal kahramandır. Yani hiç tereddütsüz yani Mustafa Kemal'e ulaşamadıkları için hep İsmet İnönü'yü dövmeye çalışırlar. Hadlerini bilsinler herkes. Eşiyle birlikte gidiyor. Paraları yok, yemek yiyecek paraları yok. Yani sağda solda bütçe denkleştirmeye çalışıyorlar. Ülkenin kaderini teslim ettiğiniz adamın o gün oradaki koşullarına bakın. Güç budur. Güçlü lider profili, güçlü siyasetçi profili bu gibi şeyler de ortaya çıkar. Yoksa mükemmel bir coğrafyadasınız siz. Bugüne kadar kapınızı kimse çalmıyor ama hemen komşunuzda bir savaş ortaya çıkınca herkes sizle görüşmek için sıraya savaşı giriyor. Boşver abi işte sığınmacılar yola tabii, çıktığı anda tabii. Aman sende kalsınlar bizde zaten iyi rahat edemezler. Seninle zaten akrabalık bağı var diye de bir de pışpışlıyorlar tabii. Bizi. O jeopolitik konum önemli elbette. Peki Sedat abi şimdi... Ha şimdi şey o buyurun. Erdoğan şeyine geldik buradan hepsi birbirine bağlı. Memleketteki bütün meseleler birbirine bağlı olduğu için... Yani Erdoğan'ın adaylık meselesi hala net olmadığını düşünüyorum ben. Sen orada bir fluluk görüyor musun tabii yani? Tabii çok net görüyorum. Peki Erdoğan'da fluluk var da bu tarafta var mı? Bu tarafta fluluk yok. Bu taraf net mi yani artık? Net net. Bak şimdi ya yol alıyorlar. Bakın şimdi bu örneğin pazar lider, günü yine devamlı liderler, sahipliğinde görüşecek. Liderler masasında şu konuşulacak. Seçim sonrası. Geçiş süreci konuşulacak. Yani artık teknik detaylara giriyorlar. Gündem geçiş süreci. Ama nasıl geçeceğiz? Çıkmadan, maçı oynamadan maç kazanılır mı Sedat? Kazanılmaz tabii canım yani. Muhalefetin. Biz kazandık havasında değiller. Tabii. Ama kazandığımızda iyi konuşuyorlar. Onu konuşuyorlar. Bu moral motivasyon kaynağı ve Türkiye'nin önündeki önemli mesele bu. Yani o süreç çünkü bu birlikteliğin devamını sağlayacak. Ha, birlikteliğin devamında şöyle bir şey var artık, sigorta var, garanti var. Ahlatlıbel'de yani 12 Şubat'ta yapılan toplantıda ortaya koydukları metin, altına imza attıkları metin hepsini bağlıyor artık. Kurumsal olarak partileri ve altına imzası olan genel başkanları bağlıyor. Buradan caymak,
buradan caymak ya da burada mızıkçılık yapmak politik olarak çok büyük maliyet ödetir. Hesap veremez o zaman. Kimse hesap veremez. Artık bu yola çıktı. Yani birinci vitesle gidiyor artık araba. Yani ikinci, üçüncü vitesi atacaklar. Hani niye bu geçiş sürecini yapıyorlar? Orada hükümet modelleri de ortaya çıkacak. Ülkenin öncelikleri de ortaya çıkacak. Yani sokaktaki insanın beklentilerini öncelikle karşılamak isteyecekler. Yani örneğin seçim ittifakı, Millet İttifakı sonuç itibariyle bir seçim önüne bir seçim hedefi olarak koymuş bir ittifak modelidir. Seçim yoksa ne olacak? Yani seçim yapılmayacaksa ne olacak? Millet İttifakı'ndan önce, Cumhurbaşkanı adayından önce bu Millet İttifakı modeli memlekette ne yapacak? Memleketi nasıl yönetecek? Bunu getirip koyacaklar insanların önüne. Bu akıllıca bir iş. Çünkü muhalefetteki eksiklik de bu. Ben de görüyorum muhalefette mensup insanlar halk ekmek önündeki kuyrukların fotoğrafını paylaşıyorlar. İşte et süt kurumunun önündeki kuyrukları fotoğrafını paylaşıyorlar. Onun üzerinden bir hayat pahalılığı tespit ediyorlar. Asıl olan o kuyruğu nasıl bitirecek tabii ya, ilgili? Yani o, zam yaparak mı kuyruğu bitireceksin yani o kuyrukta, mesela? O kuyrukta bekleyenler zaten bunun farkındalar. Tespiti yapmış, yaşıyor çünkü. Orada yani evet. Sokaktaki herkes bunu. Yani senin hepimiz anlıyoruz. Senin yoksulluğu anlatma gibi bir görevin yok. Yok. Sen yoksa seni nasıl tabii, bu refaha ulaştıracağımı yani, anlat. Ortaokul matematiğiyle şunu çözersiniz. Hepimiz onu ya çözüyoruz. Cebimize giren parayla cebimizden çıkan parayı hesaplama yeteneğine sahibiz hepimiz. Ve her ay daha fazla para çıkıyor cebimizden ve cebimize para kalmıyor. Bu hesaplanabilir bir şey. Sokaktaki insanın burada bir sıkıntısı yok. Yani dedim ki ilkokul matematiği yetiyor buna. Tam tersini siz nasıl yapacaksınız? Yani buna ilişkin somut bir şeyler yapacaklar. Adaylık meselesinde yani şu net, Kemal Kılıçdaroğlu iki adım önde. Yani bir Cumhurbaşkanı'nın kim olacağı da nasıl olacağı tarif edilirken Kemal Kılıçdaroğlu'nun ismi, işte güven, yönetebilme kabiliyeti nedeniyle 2-3 adım öne çıkıyor. Devlet bürokrasisini bilme, tabii, bütçe yönetebilme tabii. İşte o SSK dönemindeki bütçeyi yönetme, bürokrasiyle ilgili tüm o hiyerarşik yapıdaki kimin ne yaptığı, ne ettiğini bilme. Pek çok. Hatta birlikte çalıştıkları insanları sinir hastası edecek kadar yapıcı olması, herkese karşı yapıcı olması. Bunların hepsi bir Cumhurbaşkanlığı adaylığı için Kemal Kılıçdaroğlu'nun adını iki adım öne çıkarıyor. Sedat abi, yapıcılığa da ihtiyacımız yok mu? Çok yıkıcı olduk tabii, çünkü. Onu yani söylüyorum. Çok uzaklaştırıcı olduk, çok tabii, ötekileştirici olduk. Bu pozitif şey olarak o söylüyorum. Anlamda. Yani tam da kesinlikle, ihtiyaç aslında. Kesinlikle. Yani bu dönem zaten Millet İttifakı'ndaki partilerin üstüne koyarak gitmelerinin kökeninde hani memleketi uçuracaklar, şampiyon yapacaklar falan değil. Bakın bir araya gelebiliyorlar. Bir araya geliyorlar, oturuyorlar, konuşuyorlar. Konuşulabiliyor, bir arada hareket edebiliyorlar. Yani sadece bu tablo bile, o fotoğraf karesi bile bunların seçmendeki algısını olumlu hale getiriyor, çoğaltıyor yani. Herkes bunu konuşuyor. Bir bütün vurgusu dediğimiz işte bu aslında. Tabii, bir tabii. Bütün olarak biz buradayız. Orada tek bir yapı var ama biz bir bütün olarak durmadan buradayız. Da halen ayrıştıran, halen ötekileştiren bir yapı var. Yani bütünü de hatta parçalamak tabii, isteyen tabii, bir yapıya da sahip. Kanunla beraber, tabii, söylemle tabii, tabii, beraber. Hepsinden. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun adalet meselesi böyle. Adam Kemal Kılıçdaroğlu da bu pozisyonunu somutlaştırıyor. Evet, aday olurum diyor. Aday olmak isterim diyor, beni gösterirlerse diyor. Reddetmiyor. Bunu yaparak paratoner olarak bütün bu Cumhurbaşkanı adayı, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı kim olacak tartışmalarını üstüne çekiyor. Yani Kemal Kılıçdaroğlu nedeniyle örneğin CHP içinde de bir CHP üyeleri arasında, belediye başkanları arasında yarış yaşanmasına, mücadele yaşanmasının önünü kesiyor. Millet İttifakı'nın adayları arasında da bir yarış yaşanmasını, ittifak daha doğrusu bir mücadele yaşanmasını önlüyor. Tek aday olarak paratoner gibi bütün bu tartışmaları üzerine çekiyor ve absort ediyor. Yoksa anketlerde işte Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, CHP'nin içindeki muhtelif milletvekiller, Meral Akşener, anket farklılaşır zaten işte, yani. Bu ama işte şey, parti içinde de bir yarış haline dönüşüyor, bir mücadele alanı haline dönüşüyor ve enerji kaybına neden oluyor. Bunların hepsi farkındaysan Kemal Kılıçdaroğlu'nun adı öne çıktıktan sonra bunlar kesildi. Ve belediye başkanlarının yerlerinde olması gerektiğini söyledi nitekim. O söyledikten sonra yaşananlara baktığınız zaman yani örneğin bir İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın ne kadar büyük dramatik bir travma yaşattığını AK Parti ve Erdoğan'da ortaya çıktı. Onun orada olmasının bu seçim sürecine de bir pozitif katkı sağlayacağı net bir şekilde İstanbul'u görüldü. İstanbul'u yöneterek bir seçime girmek tabii. Başka bir avantaj. Yani şöyle düşünmek gerekmez mi abi? Bugüne kadar ki özellikle son 20 yıllık süreçteki seçimlerde büyük şehirlerin bütün olanak imkanları
belediye kadroları, otobüsleri, panoları dahil olmak üzere iktidar tarafından kullanıldı. Bugünkü süreçte ilk kez böyle bir imkan var. Doğru mu değil mi tartışılabilir belki. Ya kardeşim, belediye kaynağını da sen partin için nasıl kullanıyorsun? İyi de seçim kanuna bakıyoruz. Cumhurbaşkanı devlet imkanlarının tamamını kullanıyor. Şimdi siz şunu yaparsanız seçmene herhalde yanıt veremezsiniz. Yani ben aday olmak için İstanbul'dan kalktım dediğiniz anda seçmen, ya ben iki kez sen kazanasın diye bu mücadeleyi verdim. Ve sen işte mecliste çoğunluğun olmadığı için kalktığın anda AKP'ye bıraktın. Ve AKP bunun da profesyoneli seçim sırasında belediye imkanları kullanma, ona teslim ettin. Bunun da herhalde yanıtını ya da anlatımını yapabilmek kolay değil. Sen hatırlarsın aynı şeyi Karayalçın üzerinden uzun süre. Yani kazandığı Ankara Belediyesi'ni genel başkan olmak için bıraktı. Ondan sonra Ankara Belediyesi gitti. Bu yani partililer de seçmen de bunları çok unutmuyorlar. Bir de yani İstanbul'da Erdoğan yenildi. Tabii, Erdoğan yani yenilmedi. Ankara'da Erdoğan yenildi. Yani İstanbul daha bir adaylar başka isimdi ama sonuçta Erdoğan şimdi, bizzat yarıştı. Tabii bu Erdoğan'ın yenilebileceğinin somut göstergesi de Ekrem İmamoğlu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nı bir Cumhurbaşkanı adayını sağına soluna aldığını ve böyle Türkiye'yi tur attığını düşünsenize. Artı 10 yazar. Valla ben merhum Erbakan'ı hatırlıyorum. Sağına Erdoğan'ı, soluna Gökçe'yi alıp kollarını kaldırıp birisi işte Avrupa şampiyonu, biri dünya şampiyonu demişti. Ve oradan zaten bir ilmeyle. Bu da aynısı. Bakın hani çok küçümserler gene muhafazakarlar. Çanakkale zaferini örneğin yani o kadar şehit verdiğinizde ne oldu? Geldiler 3 gün sonra İstanbul'u her yeri işgal ettiler. Mesele o değildi. Çanakkale zaferinde şu vardı. 7 tane o dönemin en süper devletini yenebildiniz, bunu gösterdiniz. Yenilebileceklerini gösterdiniz. Çanakkale'de o direniş olmasaydı ve o yenilgi düşmana, yani o ittifak ülkelerine tattırılmasaydı insanların bunlara yenileceğini ikna edemezdiniz. Yenilebilecek de orada gösterildi. Şimdi de Erdoğan'ın AK Parti'nin yenilebileceğini, sandıkta yenilebileceğini İstanbul gösterdi. Bu o bir simgedir orada. Onu elinizden çıkardığınız zaman bunu anlatma. Bu öykü de ortadan kalkıyor. O yüzden önemli. Dönecek olursa Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına, yani sonuçta 6 tane genel başkan eşit oranda karar verecek buna. Kimsenin koltuğu büyük değil. Kimse büyük, biraz daha yukarıda oturmuyor. 6'sı oturacak. Örneğin Kemal Kılıçdaroğlu'nun da şu noktada olduğunu ben biliyorum. Kemal Kılıçdaroğlu'nu diyecekler, yani işte siz aday olmak istiyorsunuz. Evet diyecek. Birisi de çıkacak, diyecek ya Savaş Kerimoğlu daha iyi aday olur. Nedeni de şudur diyecekler. Kemal Kılıçdaroğlu da ikna olursa tabii ki efendim, yani birlikte karar sonuç vereceğiz. Sonuç alınacaksa ve sonrasındaki süreci de yöneteceksin. Sonrasındaki süreç sadece kazanmak değil. Zaten bir vurgu yapılıyor. Tabii, yani tüm bu yetkileri üzerine alacak olan bir kişinin bunları tamamen sindirip ülkeyi parlamenter sisteme tekrar dönüştürebilme gibi bir yapı. O süreç çok muallak. Savaş şimdi Meral Akşener de söylüyor, yeni bir Erdoğan'a ihtiyacımız yok. Çünkü bu seçim sonuçları itibariyle pek çok seçenek ortaya çıkabilir. Cumhurbaşkanlığını Millet İttifakı kazanabilir ama meclisteki mutlak çoğunluk Cumhur İttifakı'nda olabilir. Anayasayı değiştiremeyecek oranda Millet İttifakı, yani 360'ı da referanduma götürecek sayıyı 360 milletvekiline de ulaşamayabilir. Direkt anayasayı değiştirecek 400 milletvekiline de ulaştırabilir. Anayasayı değiştiremedikten sonra siz sistem değişikliği ne gidemiyorsunuz ve bugünkü Cumhurbaşkanı'nın yetkilerini kullanacak birini Cumhurbaşkanı olarak seçiyorsunuz siz. O yetkilerde, o gücün de sağlıklı bir şekilde kullanılmasını sağlamak gerekiyor. Her ne kadar yazılı metinler, koalisyon, işte denetlenebilir bir organizasyon. Çok güzel yazılır, sıkıntı yok. Yazılır. Memleketteki en büyük şey zaten yazılı metinler, yani hepsi, her şey yazıyor. Çok güzel yazılıyor da uygulayan var. Uygulayan yok. İşte bunların hepsini göz önünde bulundurarak bir Cumhurbaşkanı adayı. Sindirmiş, sadece, her şeyden arınmış bir yapıya ihtiyaç var. Sadece kazanmak değil, tabii ki öncelik kazanmak. Kazanmadan, yani siyasette sonuç alacaksınız, kazanacaksınız. Kazandıktan sonra da bu süreci götürebileceksiniz. Bunların hepsi işte orada oturacaklar. Kemal Kılıçdaroğlu'nu da ikna ederlerse Kemal Kılıçdaroğlu ya arkadaş ben olacağım yoksa ben burada yokum demeyecek. Ve genel şeyi, genel fikir neyse ona net bir şekilde katılacak. Kendisinin de zaten açıklamaları bunu ortaya koyuyor. O yüzden yani Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanlığı adaylığında bir sorun yaşayacağını ben fazlaca düşünmüyorum. Kemal Kılıçdaroğlu da dahil olmak üzere Millet İttifakı'nda Recep Tayyip Erdoğan Kars'ta kazanacak en az 4 tane aday var. Yani anketler üzerinden konuşuyorum gene. Oysa Cumhur İttifakı'nda kazanma ihtimali olan bir aday bile yok.
öyle bir fotoğraf yani. Çekilebiliyor yani. Yani mevcut anketten bir tabii anketler bunu söylüyor. Aslında Sedat Bozkurt anketleri anlatıyor burada. Peki Sedat abi şimdi birazdan Sayın Kılıçdaroğlu'nun da bir programı var. Oraya döneceğiz ama bir kıymetli abim var benim yine senin gibi. Erhan abi, Erhan Karadağ. Erhan Karadağ anlatıyor'u bir dinleyelim mi? Dinleyelim, 200 tabii. liracık konusuna çok güzel, çok güzel değinmiş. Sen yıllarca beraber çalıştın. Benim üzerimde de emeği var Erhan abinin. Emrah sana zahmet. Erhan Karadağ anlatıyor. Şöyle dosyasını bir alsan da Erhan abinin o anlatımıyla o 200 liracık işte kime dokunur, kime dokunmaz, ne anlama gelir onu bir dinleyelim de bir Erhan abiyi de kulaklarını çınlatmış olalım. Efendim Erhan Karadağ her salı yazısını yazdıktan sonra sosyal medya adresinden, YouTube'undan paylaşıyor. Çok lezzetli, çok keyifli bir şekilde anlatıyor. Erhan Karadağ anlatıyor. Bakalım ne anlatmış. Devam edeceğiz. Alay etmek, dalga geçmek, dil çıkararak, kötü söz söyleyerek olmuyor sadece. Halden anlamayanların pembe tabloları, lafını tartmadan konuşanların bakan körlüğü de can yakıyor. Ekonomiyi sıkıntıdan kurtardık diyor Hazine Bakanı. Kurtardık diyor. Derdimiz, lisanımız bambaşka galiba. Ayrı dünyalarda yaşıyoruz bu iktidarla. Bir de rakamlar, para birimleri konuşulduğunda hele birbirimizi hiç anlamıyoruz. Çat pat biraz konuşabiliyorlar ama anlamıyorlar. İnsanın ağzı milyon dolarları alışınca liradan nasıl söz edeceğini bilemiyor haliyle. Şefkatten, acımaktan değilse en büyük banknota niye 200 liracık denir ki yoksa? Gaza, elektriğe değil de 3-5 günde bir alışverişi harcandığını düşündüğünüzde birçok evde şölen olur o para. Ne alırsın? Çay, şeker, biraz patates, soğan, yarım kilo peynir, yarım kilo kıyma demek belki de o kimsenin kolay kolay küçümseyemeyeceği 200 lira. Bugün cık denilen aslında 11 yıl boyunca her gün ödenecek 45 bin çarpı 15 eurocuk. Kimse geçmese de bizden çıkacak. Çanakkale Köprüsü'nün kazancını üretime 5.3 milyar, milli gelire 2.4 milyar euro katkı olarak hesaplıyor Cumhurbaşkanı. Ulaştırma Bakanı'nın hesabına göre ise köprü neredeyse bir tasarruf abidesi. Zararı saymayan, sadece kar hesaplayan özel hesap makineleri var. Yıllık zaman tasarrufu 465 milyon diyor Ulaştırma Bakanı. Boş bir Ramazan pidesi 6 lira, mazot 20 lira. Asgari ücret, emekli maaşı çoktan açlık sınırının altına kaldı. Dert eden de yok, mahcup olan da. Uslukları da hesap makineleri gibi toz pembe. Hazine Bakanı faiz ve kur odağında sıkışan Türkiye ekonomisini kurtardık diyor. Açık açık kurtardık diyor. Hakikaten kurtulsa, düze çıksa ekonomi bu kadar net ifade edilir. Genciyle, kadınıyla, şahitli tanıklı anlatıyor üstelik. Bu ülkede genç olmak, iş kadını olmak, iş insanı olmak o kadar tatlı, o kadar güzel ki diyor. İş hayatı kimileri için çok tatlı, çok kârlı ya, onu söylüyor herhalde tatlı derken. Zaten genci ayrı, iş insanı ayrı tatlı olunca iktidar da pek tatlı dilli bu ara. Projeler, açılışlar arka arkaya, müjdeler üst üste geliyor. Bunca iyi haberin içerisinde hangisi iyi haber, hangisi sürpriz seçemiyor insan. Cumhurbaşkanı da o yüzden çiftçiye bir müjdemiz daha var diyor. Öyle sesleniyor. Hazine faiz destekli kredilerin üst limitini yükseltiyoruz. Çiftçilerimizin finansmana erişimini kolaylaştırıyoruz diyor Cumhurbaşkanı. Yani müjdeyle borçlandırılan, müjde olarak borç verilen çiftçiler bir yanda, alacağı garantiye bağlanan, hatta alacakları sigortalanan müteahhitler öte yanda. Hangisi borç, hangisi müjde, hangisi sürpriz? Hakikaten aynı dili konuşmuyoruz, aynı hayatı yaşamıyoruz. Evet, hakikaten aynı dili konuşmuyoruz, aynı hayatı yaşamıyoruz. Şimdi Erhan abi şahane anlattı. Erhan'ın yani, sözünün üstüne söz olmaz artık. Olmaz da şu hazineye bir bakalım. Çünkü cebimizden 5 kuruş çıkmayacak falan denildi ama sonra da denildi ki biliyorsunuz tamamlayamayınca devlet ödeyecek. Kim ödüyor, kim ödemiyor? Ya şimdi savaş şöyle, şu gerçekten can sıkıcı bir şey. Sanki babalarının parasını ödüyormuş gibi insanlara böyle lütufmuş gibi bazı şeyler sunuyorlar. Örneğin AK Partili yöneticiler de geçenlerde söylemişti. Doğalgazın maliyetinin yarısını biz... Dörtte yarısı, üçün mü? İşte öyle bir şey karşılıyoruz dediler. Yarısını biz vatandaşa yansıtıyoruz. Kalan yarısını biz devlet olarak karşılıyoruz diyor. Yani devlet dediğiniz sanki işte Lüksemburg'da, Hollanda'da ticari faaliyet yapıyor. Orada para kazanıyor, geliyor. Senin benim doğalgazımın yarısını... Hayır arkadaş, gelen %50'si fatura olarak bana geliyor. Ben bunun %50'sini direkt ödüyorum. Öbür tarafını ödediğim vergilerle,
Çünkü burada ekmek alırken, su alırken, KDV, benzin alırken, ÖTV, bunların tamamı vergi. Çünkü ödediğim elektrik faturasının içindeki vergi. 3 çeşit, 4 çeşit vergi hem de. Şimdi çünkü vatandaşını müşteri gibi gören bir devlet var. Yani attığı her adımdan para kazanıyor. Sadece kendi kazanmıyor. Kendisinin kazanmasına neden olan iş adamlarını da kazanıyor. Cep telefonuna konuşuyorsun. Cep telefonu firması 3 kalem senden para alıyor. 2 kalem de devlet için alıyor. Bankaya gidiyorsun, işlem yapıyorsun. Banka senden 3 kalem maliyet parası alıyor. 2 kalem de defter için alıyor. Yani devlet bir taraftan kendi kazanıyor. Böyle müşteri haline getirdiği vatandaşının üzerinden adı vergiydi, şuydu buydu diyerek. Bir taraftan da iş adamlarına kazandırıyor. İş adamlarına kazandırdığı paradan bir pay almıyor. Bunu orayı falan affediyor. Şimdi senin benim vergilerimle ya da işte ülkeden, ülkenin değerlerinden elde ettiği gelirle benim doğalgazımın kalan kısmını ödüyor. Yani gene dolaylı olarak ben ödüyorum. Ben kendimi kendi paramla finanse ediyorum aslında. Tabii. Yani. Hiç devlet ama burada. Ama bunu ben dillendiremiyorum. Burada devlet aracı. Tabii. Hayır, şöyle de bir yanılgı var şimdi. Hani asgari ücret ya da çok az vergi veren devlete gelir sağlamakta birazcık düşük olan insanlar için söylüyorum bunu. Hani onların da parası gidiyor. Daha doğrusu şöyle, devlet elindeki parayı onun hayatını kolaylaştıracakken, onun çocuğu için daha iyi bir eğitim imkanı sunacakken, onun için daha iyi bir sağlık eğitimi sunacakken, ulaşım olanağı sunacakken o parayı başka yerlerde harcıyor. Yani hani ben devlete zaten çok az vergi veriyorum, onun karşılığında çok az hizmet alıyorum diyen insanın da itiraz etmesi gereken bu. Çünkü devlet dediğiniz organizasyon, hele sosyal devlet dediğiniz organizasyon bunun için vardır. Yani gidiyorsunuz işte Avrupa'da, Amerika'da bakıyorsunuz yollar, köprüler, işte arabalar, her taraf gıcır gıcır. Çünkü niye? Devlet vatandaşlarından bir şekilde elde ettiği, hepsinden eşit olarak bu para almıyor tabii ki vergi hatı altına, vatandaşı için harcıyor. Şimdi pandemi döneminde biz durmadan vergi verdik ya esnaflara, şunlara, evet, bunlara kredi verdik. Avrupa'da hani şimdi gösteriyorlar ya, orada da çok pahalılık var. Pahalılığın enflasyon olmasının nedeni pandemi döneminde avuç avuç para verdiler vatandaşlarına. Biz borç verip ona bir faiz uygularken onlar karşılıksız siz, kendileri kürekle attı. Biz kaşıkla verirken. Avuç avuç para verdiler. Doğal olarak adam kredinin faizini geri alsa belki enflasyonu da böyle zıplamayacak. Çünkü kürekle tabii, adam verdi, karşılığında bir şey istemedi, enflasyon çıktı. Aldı o insanlar, o gittiler bu parayla alışveriş yaptılar. Çok normal enflasyonun yükselmesi. Yani enflasyon yükseldi dediğimizde işte Amerika'da %7, Avrupa'da ortalaması %5. Ya da Almanya %6. Çok büyük diyoruz ya biz. Yani denklem şöyle. Ama şöyle 8'ini topladın mı da %40 falan yapıyor. Bizi bir bulmuyor. Gene bizim tek başımıza da bizi bulmuyor. Şuraya yazayım, oradan sen yorum yap istersen. O alttakili hangisiydi? Hangisiydi diye. Evet, doğru. Şimdi o 44 olan kim? 44 olan hangisi? Abi, olsa ki toplam. Şimdi Almanya'da %7 örneğin. Şu tablo şu, cebimizde 200 lira para var. Markete gittiğimiz zaman eskiden 100 liraya aldığımızı şimdi 107 liraya alıyoruz. Cebimizde gene 93 lira para kalıyor. Çıkıyoruz marketten. Evet. Türkiye'de cebimizde 200 lira var. Markete gidiyoruz. Eskiden aldıklarımızı alıyoruz. Cebimizde para kalmıyor. Borçlanıyoruz. Borçlanıyoruz be. Alamıyoruz da yani. Eskisini alamıyoruz. Yani araba deposu üzerinden konuşalım örneğin. Evet. 200 liraya doldurduğunuz depo şimdi 700 liraya doluyor. Şimdi bu kıyas bile anlamsız bir örnek. Cep telefonunu bir çıkarsana Zeytin abi. Gökhan'a verdim. Onu söyleyeceğini bildim. Şimdi Gökhan'a verdim. Ne olur ne olmaz diye. Hayır, çünkü gerçekten böyle de bir algı da var. Siz şimdi burada Türkiye ile ilgili gerçek bir değerlendirme, tespit yapıyorsunuz. Sokaktaki insan da yapıyor. Az önce konuştuğumuz gibi ya, o da diyor kardeşim ben bayat ekmek alacak duruma geldiysem diye bahsederken yandan bir amcam geliyor diyor cep telefonunu çıkarsana. Tabii. Ya peki bu algı nasıl ortaya çıktı peki insanlarda? Onlar da yaşıyor ama. Medya. Abi onlar da yaşıyor. Onlar da yoksulluk içerisinde. Yani medya gücü. Yani inan medya gücü. Hala %90 küsürüne hakim olan bir iktidar var. Şu anda yani A Haber'de muhtemelen tüm dünyayı dize getirdiğimiz, Rusya ve Ukrayna'nın ayaklarımıza kapanarak aralarında arabulucu olmak istediğimizi anlatıyorlar oralarda. Ve o insanlar da buna inanıyorlar. Çünkü AK Parti kendisine seçmen üretirken devlet aygıtını da oynatacak kullandı. Geçenlerde bir açıklaması vardı. 6 milyon hane diyorum, kişi demiyorum. Tabii, çarpı 5. Doğalgaz yardımı yaptığını söylüyor. Yani çarpı sen 5 diyorsun, ben 4 diyorum. 24, yarısı seçmen olsa 12, %20'lik bir seçmen kitlesi. Hani hala bunların peşinden gidiyorlar diyor. Ha, bunlar işte bu kendilerinin hayatını kolaylaştıran ekonomik nedenlerden dolayı politik tercihte bulunduklarını söylemek istemiyorlar. Ne diyorlar? İşte 7 düvelle savaşıyor.
Yani işte Müslüman başbakanımız var. Nitekim o sokak röportajlarında AK Parti iktidarı savunan yok. Dinsel bir imge üzerinden Recep Tayyip Erdoğan'ı savunan var. Çünkü medyaları böyle formatlıyor o seçmeni. O seçmen de buna çok meyilli. Yani potansiyeli var bu anlatılanlara hemen alıp kabul ederek bunları bir fikir olarak savunmak için. Bu yapıyı iyi biliyorlar. Çünkü tekil örneği Recep Tayyip Erdoğan, o kitlenin içinden gelmiş birisi. Yani biz istediğimiz kadar orada sosyolojik çalışmalar yaptıralım, saha çalışmaları yaptıralım. Onların raporları üzerinden tahlillerde bulunalım. Hiç bunlara ihtiyacı yok. O bunun tekil örneği. Yaşadı, biliyor. Doğdu, gelişti. Gelişti, biliyor orayı. Ve kendisi biliyor. Tarafından da üretildi orası. Yani tekrar üretildi. Yani şimdi hani merkez sağ, çiller, miller diyorlar. Merkez sağ diye bir seçmen kalmadı ki. Seçmenin tamamını, işte biraz önce söylediğim gibi, devlet aygıtıyla, değerleri hoyratça kullanma yeteneğiyle, bir de kendi mülkiyetine aldığı medyayla kendisine bağlı bir hani muhafazakar olarak kendilerini tarif eden, oysa ki hani İslamcı diyemiyor çünkü bu yapıya, yani AK Parti en büyük muhalefeti gerçekten İslamcının hakkını veren yapılar yapıyor. İşte Furkan AK Parti'den daha mı az İslamcı? Yani Furkan'ın karşısında, Furkan Vakfı'nın karşısında Saadet de aynı şekilde söylüyorum. Yani o bir de mecrası orası, yani imalathanesi orası. O yüzden bu yeteneği, yani elindeki devlet ve medya kitle iletişim araçlarının mülkiyetini bizzat elinde toplayarak bunları aparat olarak kullanmasıyla ürettiği bir kitle var sokaklarda. Yani o yüzden dramatik oyu düşmüyor. Oysa ki hani DSP'yi biliyoruz, 21.2 ile geldi, 1-2001 krizi yaşandı, 1.2'ye düştü. Yani seçmen günlük hayatını etkilediği zaman, özellikle ekonomik nedenlerle, Demirel'in lafı işte, tencerenin düşünemeyeceği hükümet yoktur ama olmadığı ortaya çıktı. Elindeki güçle, ya yoksa 2001 krizinin benzerini 4 senedir yaşıyor Türkiye. Ama eskisi kadar da bir güç dediğimizde, o çok büyük bir yok. Güç diye değil de sonuçta tabii. Bir varlığını sürdürebilme sürecini devam ettirecek durumda mı acaba? Yok değil, olmadığını görüyoruz zaten. Yani dramatik düşüş olmasa da düşüyor. İşte kopmalar oluyor, içinden partiler çıkıyor. Yoksa hani biraz önce sohbetimize başlarken bir Türkmenistan örneği vermiştim. %60, %70, %80'lerde bir oydan söz ediyor olmamız lazımdı şimdi. Evet abi, ağzına sağlık.